Vicdansızlığın fotoğrafını çiz deseler herhalde bu haberi ekrana getirdik. Şimdi vicdansızlık demişken bakın bir başka örneği. Ayrıldığı karısının yerini öğrenmek istiyordu. Bunun için doktor olan kızına baskı yapıyor ama ağzından tek kelime alamıyordu. 28 yaşındaki Günnur annesini korudu ama cani babası eski eşini bulamayınca onu öldürdü. İnanılır gibi değil ama öz kızının kafasına tam 15 kurşun sıktı. Silahları kendilerine doğrultsunlar. Kızını öldüren cani için 2,5 yıldır beklenen o karar çıktı. Doktor kızını GPS'e takip edip başına 15, vücuduna da 5 kurşun sıkan canavar baba Mustafa Yılmaz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Sonuç için çok memnunum tabii. Beklediğim buydu, istediğim buydu. Ben bugün çok rahat uyuyacağım. İlk defa. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Gülnur Yılmaz 28 yaşındaydı. Babasından gizlenen annesinin yanına giderken arkadaşları da yanındaydı. Antalya'dan Balıkesir'e doğru gidiyordu. Aracına gizlice GPS cihazı takan babası Mustafa Yılmaz onu takipteydi. Kızının aracını arkadan vurarak kaza yapmasına neden oldu. Daha sonra Gülnur'un yanına yaklaşıp annesinin yerini sordu. Söylemeyince de vücuduna 5 kurşun sıktı. Genç doktorun arkadaşlarına dönüp aynı soruyu onlara da sordu. Yine yanıt alamayınca öz kızının başına tam 15 mermi daha sıktı. Cinayetin ardından yakalanan katil canavarca hisle alt soydan akrabayı kasten öldürme suçundan yargılandı. Mahkeme heyeti cani babaya ömür boyu ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Anne Gül'den Yozgatlı ilk defa rahat uyuyacağını söyledi. Normal şartlarda hiç düşünmezsiniz, o kadar belli ki her şey. Ama ne olursa olsun bir acabanız oluyor. Bir de derin bir böyle şey var, sorumluluk. Ben bugün çok rahat uyuyacağım. İlk defa. Gülden!